Merhaba arkadaşlar. Şimdi de Hisarlar silaj küspe paketleme makinesi inceliyoruz. Gördüğünüz gibi buradan silaj yahut küspeyi makineye alması için koyduğumuz hazine burası. Buradan böyle içeriye doğru alıyor. Zincirli çekici sistemi kullanılmış buradan içeri gitmesi için. Bu açılıp kapanan bir parçası büyük ihtimalle arkadaşlar. Burada hidrolik klifleri var. Gördüğünüz gibi. Şurada elektrik motoruyla çalışıyor. Bu elektrikli arkadaşlar. Burada çekici sistemi görüyorsunuz. Buradan silaj yahut küspe içeri hazneye taşıyor. Burada lambalar var. Burada makinenin düz sabit durması için kullanılmış sabitleyici ayaklar var arkadaşlar. Burada makinenin kontrol paneli burası arkadaşlar. Teker olarak jumbo lastik kullanılmış. Makineye hareket veren elektrik motoru bu arkadaşlar. Bayağı büyük. Bütün aktarım aksamları zincir sayesinde sağlanmış. Tabii kullanılan malzemeler gayet güzel duruyor. Burada elektrik beyinleri arkadaşlar. Makineyi yöneten, komutlarını veren elektrik beyin burada. Burada da yağ pompasını sağlayan elektrikli motor var arkadaşlar. Burada büyük bir yağ deposu burası. Burası böyle açılıp kapanan bir sistem. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada makineyi çalıştırıp durdurduğumuz kumanda kollar var. Yine burada silajın ya da küspenin paketlenip son aşaması bu. Burada poşete sarılıp düştüğü yer. Burayı da burada kontrol kumandalarında sağlıyoruz herhalde kontrollerini. Yine burada elektrik motor var arkadaşlar. Makinenin her tarafında hidrolik hortumlar var. Bunlar traktöre bağlanıyor arkadaşlar. Buradan içeride fileye sarılıp burada da streç poşete sarılıyor arkadaşlar. Ve buradan düşüyor yere. Traktöre takılıyor arkadaşlar. Burada çeki ile birlikte. Gördüğünüz gibi burada bir çalışma lambası var arkadaşlar. Yine bu streç sarma aparatı da burada elektrik motoruyla çalışıyor arkadaşlar. Burada da bir makineyi durdurup çalıştırmaya benzeyen bir kumanda var arkadaşlar. Makine elektrikli olduğu için her aksam için bir ayrı bir elektrik motoru koymuşlar arkadaşlar. Yine bunun elektrik motorunun sigortası herhalde büyük ihtimal burada. Burada makinenin ne kadar sardığını gibi şey ölçenleri burada arkadaşlar, sensörler var gördüğünüz gibi. Burada bir kutusu var. Burada yine hidrolik ayağı var arkadaşlar, sabitleyici. Jumbo lastikler. Yine 4 tane ayağı var arkadaşlar, hidrolik ayak. Traktör makinenin sabit durması için, düzgün durması için burada arka çekici zincirleri çalıştıran dinamosu, elektrik motoru var arkadaşlar. Burada bir adet çalışma lambası var arkadaşlar. Buradan makinenin üstüne çıkılıyor arkadaşlar. Bu makinenin de bu kadar arkadaşlar.